Hey! Benden çok daha vasıflı ve milyonlarca aboneye sahip olan diğer YouTuber'lara saydırdığım bir videoya daha hoş geldiniz. Evet, bundan sonra yeni içeriğim bu. Millet saçma ne yapıyorsa onları göstereceğim size ve bunun yüzünden telif yiyeceğim. Ama umurumda değil. Bugünkü konumuz karşılaştırmalar. YouTube'da sürekli böyle şeyler dönüyor, evet. Zengin ve fakir, güçlü ve zayıf, çirkin ve güzel. Ve insanlar bunları karşılaştırıp videoya çekiyorlar ve atıyorlar. Ve işin kötü tarafı da izleniyor, tamam mı? Ama merak etmeyin, böyle şeyler olur ve sizin de hoşunuza gider belki. Ama saçma olanları size göstermek benim işim. Yoksa karşılaştırma videolarında sorun yok. YouTube izleyicileri için güzel bir vakit geçirme olasılığı olabilir. Ya zaten bu eski zamanlarda tabletlere bile yazılmış abi. Bak, her YouTuber bir gün karşılaştırmayı tadacaktır. 60 TL'lik Beyblade vs 5 TL'lik Beyblade. Evet arkadaşlar. Evet sayın seyirciler, son anda aldığımız bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Evet arkadaşlar diyerek videoya başlayan YouTuber'lardan uzak durun. Bakın burada bir sıkıntı yok. Bir şeyler yapmaya çalışıyor, tamam mı? Büyük abilerinden görüyor ve bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ha? 5 TL'lik olan bu. Biz bunu yanlışlıkla kırmıştık alırken. Kırık bir tane bile. Ya bu çocuk çok şeker, ben bunu eleştiremem ya. 912.398 TL'lik sushi vs 182.700... 1.827.380. Şaka değil mi lan? Herkese selamlar, evet bu... Tamam, muhtemelen şakadır. 1 dolarlık gitar vs 1 dolarlık gitar. Tamam, bunun içeriği güzel. Güzel karşılaştırmışlar. Bir dakika lan, bu niye güzel bir içerik? Ha doğru, bu adamlar Türk değil. Bilmiyorum. Kendi kanalım olduğu için kendi fikrimi söyleyebilirim herhalde. Gurme muhabbetleri ya da çok uçuk fiyatlardaki yemekleri ya da çok ucuz fiyatlardaki yemekleri karşılaştırmalar bana pek doğru gelmiyor. Ve yani insanların bunları konuşmasını bekliyorlar. Milyonların takip ettiği ünlü YouTuber bu hafta 90 TL'lik midye yedi. Evet, yanlış duymadınız, yedi. Bilmiyorum, bu tarz karşılaştırma videolarını ben yapacak olsaydım çok saçma bir konsept geliştirdim. Nasıl olsa her video tutuyor. Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle çok güzel bir şey yapacağız. Bugün size en ucuz dayak yeme yöntemlerini göstereceğim. Bu bilgiyi buraya atıyoruz. Önce ona sataşmanız lazım. Vamos. Omae wa moo shindeiru. Nanii? Ve böylece intikamınızı da alabilirsiniz. Yani eğer bunu yaptıysanız bile bir de bunun pahalısını göstermeniz lazım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir futbol maçındayız ve yanımda taraftarlar var. Ve bende de karşı takımın forması. Selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber... Orada duracaksın. Bak şu an burada yaşın bir önemi yok abi. Güzel bir videoya giriş, güzel bir ışıklandırma, güzel bir mikrofon. Bu adama kimse laf söyleyemez, tamam mı? Versus. Versus. Her zaman yediğimiz 3,5 liralık çiğ köfteyi yapacağız. Bugün arkadaşlar işte ikisini kapıştıracağız. Kapıştır onları hadi. Başla. Göm şunu hadi, göm artık, göm. Şöyle işte. Bak yani o kadar iyi, bak ben olsam direkt gömmüştüm şimdi. Hala çiğ köfteyi tanıtıyor abi. Ve bu arada ikisi de o ses çiğ köfte. Yakaladım seni, kaç para aldın reklam için söyle bakayım. Kaç para aldın moruk? Ne diyecek acaba? Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Biraz acıymış. Belli etmemeye çalışıyor. Yani benim bugün asıl yaptığım şey bunları yapan büyük YouTuber'ları değil de bunları yapan büyük YouTuber'lardan etkilenen küçük çocuklar. Gelelik Beyblade yapacağız. Eşofmanını beğendim. İstiyorsanız hemen başlayalım. Benim adım Armaya Gündüz, 1 TL'lik Beyblade ve kapışacağız. Ya abi çok şeker lan bunlar. Keşke ben de bu kadar şeker olabilsem. Zula 4000 TL'lik hesap vs 10 TL'lik hesap. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Abi Zula oynayan kaldı mı ya? Lan sen ne diyorsun lan tamayı? Ne demek Zula yapıyorsun? Beyler ürünler bakın görüyor. Hiçbir şey anlamıyorum lan. Bir de böyle küçük bütçeli çok tatlış yapanlar var bu işi yani. Baksana. Sizlerle birlikte 15 TL'lik top vs 10 TL'lik top yapacağız. İlk önce toplarımızı hemen alalım. YouTuber aksanını görüyor musun? Kesin sağdaki 15 lira. Birisi 10 TL'lik top, birisi 15 TL'lik top. Bu 10 TL'lik top olmuş. Tamam anladım. İlk olarak top sürme olarak test geçelim. İşte şimdi top süreceğiz. İlk önce hangisinden başlayalım? 10 TL'lik mi 15 TL'lik mi? Bence 15 TL'likten direkt başlayalım. O zaman başlayalım. Bu biraz daha ağır olduğu için biraz daha şey süreceğiz. Siz kaçta? Yani bu zengin karşılaştırmalarında illa bir karşılaştırma yapmaya bile gerek yok. Yani çok zengin olduğunuzu, bir şeye çok para harcadığınızı YouTube'da göstermek bana doğru gelmiyor. Yani şuna bak. Yeni arabam. Benim arabam daha pahalı. Daha çok. Gerçek hayatta araba sürmek mi? İşte fazla gamer olduğunuzda bu olur. Videoda ne oluyor lan? Daha çok araba. Turuncu arabam. Yeni arabam ve bu kesinlikle bir clickbait. Burak Güner, bu benim ilk YouTube videom. Ve tutmuş. Şanslısın. Evet arkadaşlar, bugün size yeni arabamı göstereceğim. Güzel. Bunlar tabii ki bir parodi. Bunlarla dalga geçtiğime bakmayın. Ben de sadece primden prim kasan bir YouTuber'ım, tamam mı? Koşarken geçebilirsiniz. Müthiş bir araba. İnanılmaz. Lastikler Bugatti Veyron'da kullanılan özel üretim bir şey. Keşke benim de böyle bir arabam olsa. Daha çok arabam. Yeni arabam. Vallahi clickbait değil. Lan niye herkesin arabası var lan? Benim niye arabam yok? Güzel birlikte Minecraft'ta 100 TL'lik kale ile 1 milyon TL'lik kaleyi karşılaştıracağız arkadaşlar. Minecraft'ta. Oh yo. Yıllardır gerçek ve muhteşem içeriği arıyordum. Oh, bugün o gün mü? Arkadaşlar yani şu motorla bir tur atalım, şöyle birazcık gezelim. Bu oyun bayağı değişmiş. Daha çok arabam. Hepimizin arabası var.